hem bir bilim insanı, bir tıp hekimi, bir nöroloji uzmanı olarak tıbben bu mümkün mü? Kur'an'ı araştırmaya da ömrünü adamış biri olarak hem din çerçevesinden hem ne olur bilim açısından bunun bir izahı var mı? Bir defa tıbbi olarak düşüneceğim ben, hekim olarak düşüneceğim. Kapalı yerde kaldı, susuz kaldı, aç kaldı. Ancak görevli olanlara yardım ediliyor ilahi sistem tarafından. Birileri sosyal medyadan çıkıp da şunu söyleme cüretinde bulunabiliyor. Bakın işte İzmir'de zina yapılıyor, İzmir dinden çıkmış bir yer. Onun için bu felaketler başa geliyor anlamına gelen insanlık dışı söylemleri din adına yapabiliyorlar. Kur'an buna ne diyor? Siz nasıl cevap verirsiniz? Arkadaşlar, İlk Ay Buharalı YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu gece sabırsızlıkla beklediğiniz gecelerden biri. Çünkü kanalımda en çok izlenen videolardan biri Sayın Profesör Doktor Gazi Özdemir ile yapmış olduğumuz bir program oldu. Gazi Özdemir Hoca bir nöroloji profesörü, bir bilim insanı ama ömrünü Kur'an'ı anlamaya ve bir taraftan da eserleriyle anlatmaya adamış biri. Şimdi müsaadenizle Gazi Özdemir ile ortak canlı yayınımıza geçiyorum. İyi geceler hocam. Evet, şükür kavuşturana. Evet hocam, nasılsınız? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Sizi gördüm, daha iyi oldum. Müsaadenizle önce hepimizin yüreklerini yakan İzmir depremiyle ilgili sizin alanınıza giren iki soru sormak isterim size. Sizin bir değerlendirmeniz mutlaka olacaktır. Siz de zaten istediniz. Ben bu konuyla ilgili konuşmak istiyorum diye yaptığımız ön görüşmede. Evet. Birincisi din adına, ikincisi bir hekim olarak size sorum var. Dinimiz adına şöyle pek çok sosyal medya paylaşımı oldu. Şükürler olsun ki hepsi bulunduğu, yakalandığı, gözaltına alındı. Ama şöyle bir inanış var. Birileri sosyal medyadan çıkıp da şunu söyleme cüretinde bulunabiliyor. Bakın işte İzmir'de zina yapılıyor, İzmir dinden çıkmış bir yer. Onun için bu felaketler başa geliyor anlamına gelen insanlık dışı söylemleri din adına yapabiliyorlar. Ben Kur'an buna ne diyor, siz nasıl cevap verirsiniz çok merak ediyorum. Tabii onu esasında ben özellikle bu noktayı vurgulamak ve cevaplandırmak amacıyla bir de tabii şu anda İzmir'de 110 vefatımız var. Bin civarında yaralımız var. Bizim için üzücü ve gerçekten kahredici bir konu. Ve ben vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralı olanlara acil şifalar diliyorum. Bir de kurtulanlara da Allah'a şükretme hareketlerinin gerçekleşmesini diliyorum. Çünkü gerçekten büyük bir şükür gerektiren bir konu. Şimdi tabii depremler esasında beklenen, asırlardan beri olan doğal afetlerden biri. Peki bu doğal afetlerin geleceğini biliyoruz. Çünkü Anadolu bizim deprem kuşağında. Özellikle Marmara, Ege bölgesi ve Doğu Anadolu. Orta Anadolu kısmen kurtarıyor kendini. Şimdi esasında depremler öldürmüyor. Öldüren binalar. Fenne uygun ve korumaya uygun yapılmaması, malzeme eksikliği. Bir de binaların yapıldığı zeminin araştırılmaması. Yani yumuşak zemine ve hareketli zemine binalar yapılmaması lazım. Çünkü deprem kuşağındayız. O zaman fenni büroların kim yetkiliyse özellikle yumuşak zeminde bina yapmasına müsaade etmemeleri gerekir. İki, bizim maalesef denetleme mekanizmamız zayıf ülkemizde. Ve denetleme mekanizması zayıf olduğu için zayıf olmasının yanında Kur'an bilgilerimizin eksikliği temelinde biz maalesef kayırmacılığa ve torpile çok yakın olabiliyoruz. O da Kur'an bilgimizin eksikliği sonucu. Kur'an bilgimiz tam olsa ne rüşvete yanaşma olur,
ne torpille yanaşma olur, ne kayırmaya yanaşma olur, ne de denetimsizliğe kimse yanaşamaz. Bu tamamen temel olarak Kur'an bilgisinin eksikliği. Şimdi depremler öldürmez dedik. Tamam, peki ihmal o zaman öldürüyor. İhmali biz ne yapıyoruz? Hasıraltı ediyoruz ve Allah'tandır diyoruz. Hayır arkadaş, senin ihmalsizliğindendir o. İşte ihmalsizliği biz ön plana çıkarmıyoruz ve suçumuza, ihmalcilik suçumuza da Allah'ı ortak ediyoruz. Hep birbirine bağlı zincirleme konular. Denetlemeden başladık, buraya geldik. Her olayda, sadece depremde değil, her olumsuz olayda nedense çenesi düşükler çıkıyor. Ve o kişiler yine bilgi eksikliği, Kur'an bilgi eksikliğine dayanarak bir ahkam kesiyorlar. Bir işte şuna şundandır, bundandır, şu nedendendir, bu nedendir. Güzel. Dilin kemiği yok, konuşabilirsin. Ancak biz dünya okulunda eğitimdeyiz ruh olarak. Ve ruh olarak biz annemizin karnından doğarken ruhumuz bizim bedenimizi kullanmaya başlıyor. Ne olarak? Okul üniforması olarak kullanmaya başlıyor. Ve biz okul üniformasını kullanırken de mübesse kamerası altında yaşıyormuş gibi 24 saat biz kontrol altındayız, gözetim altında yaşıyoruz. Düşüncelerimizden başlamak üzere her türlü faaliyetimiz bizim saniye ve salise hesabıyla kayda giriyor ve kaydediliyor. Şimdi dolayısıyla her olay kayıt altında ve biz sürekli olarak olumlu puan alıyoruz veya olumsuz puan alıyoruz. Dolayısıyla bir olay olduğu zaman, ister sevindirici olay olsun, ister üzücü olay olsun, bir olay olduğu zaman bunun bir mutlaka bir hikmeti vardır. Yani hiçbir olay tesadüfen olmaz. Bunun mutlaka bir ilahi proje gereği, çünkü Dünya Eğitim Okulu bir ilahi projedir. Ve bu ilahi proje gereği mutlaka her olay bir nedene bağlıdır. Bir nedenlere bağlıdır daha doğrusu. Tek neden değil. Şimdi ben konuya ister sevindirici olay olsun, ister doğal afet gibi üzücü olay olsun, mutlaka bir hikmeti vardır diyorum. Bunu ben dörde ayırıyorum. Bir olayın oluş nedeni. İster bireysel olsun, ister toplumsal bir olay olsun, mutlaka bir nedene bağlı. Ya bizim üzücü veya sevindirici olayın hayır mıdır, şer midir olduğunu bilmemiz mümkün mü? Hayır. İster sevindirici olsun, ister üzücü olsun. Dolayısıyla puanımız bizim her an ilahi sistem tarafından biliniyor. Hem bireysel puanımız hem de toplumsal puanımız. Toplumsal puanlarda bireysel toplumlar var. Ülke olarak toplumsal puanlarımız da var bizim. Sadece belirli bir toplumun değil veya belirli kişilerin değil. Ülkemizin de puanı var. Şimdi dolayısıyla bu puan durumumuza göre oluşan bir olay, sevindirici veya üzücü, puan durumumuzun hak etmesine bağlıdır. Yani puan durumumuz bizim bu olayı hak ediyor. O toplum veya o birey. Birinci neden. İkinci neden, puan durumumuz bizim yüksek. Olumlu puanlıyız. Yani dünya okulundan mezun olacak puanımız var. Notumuz var. Ancak diyoruz ki, ya ben iyiye doğru gidiyorum madem, o zaman bu puanımı ben yükseltmek istiyorum. O zaman hemen ilahi sistem bize olumlu veya bir olumsuzluk bir sınav olayı yaratıyor ve o sınav olayından da biz sınava giriyoruz. Ya puanımızı yükseltiyoruz, amacımız o. Veya olumsuz puanımız, negatif puanımız sınırla, 4.5. O zaman kurtarmak istiyoruz. O zaman o kurtarıcı olsun diye o olay o zaman gerçekleştiriliyor, organize ediliyor ve puan yükseltme. Negatif puan yükseltme veya pozitif puan yükseltme amacı. Son olay, son neden çok önemli. Şimdi biraz sonra bir şeye değineceğim çünkü. O birey veya o toplum görevli olduğu, görevlendirildiği için ilahi sistem tarafından kim için?
etrafındaki kişiler veya etrafındaki başka toplumların sınavları için görevli olarak görevlendiriliyor o toplum ve o olaya görevli olarak muhatap ediliyor. Üzücü veya sevindirici olay. Dolayısıyla bu dört nedenden hangisinin ilahi sistem tarafından değerlendirilip bu olayın oluşturulduğu nedenini bizim bilincimizle, yaşantımızla, insan olarak bizim bilmemiz mümkün değil. Peki kim bilecek? Tek Allah bilecek. Bu bilgi Allah'ın sadece yetkisindedir. Eğer olur da herhangi bir olayla karşılaştığımız zaman herhangi birimiz bu olay nedeniyle neden şudur diye konuşursa o zaman Allah'ın yanına koymuş oluyor ve şirke giriyor. Ama ya. Şirke girdiği ve şirke girmek bu sözü nedeniyle şirke girmek büyük ve aşırı derecede olumsuz puan almasına neden olur. Şimdi olumsuz puan almasının yanında bu söylediği nedeniyle o sözü ayrıca ona yaşatılır. Peki bunlar ben bu söylediklerimi nereden çıkarıyorum? İki tane ayetimiz var. Muhammed suresinin 30.sü ve 31. ayet. Şimdi 30. ayette şöyle der ki ya Muhammed biz isteseydik sana insanların iman durumunu değerlendirme yetkisi verirdik. Yani bir de olayları değerlendirme yetkisi de verirdik. Ama biz onu sana vermiyoruz. Mesela Hazreti Muhammed'e bile verilmeyen bir yetki var. Çünkü tek Allah'ın yetkisidir o. Ama biz insan olarak bu az aklımızla kalkıyoruz ve Allah gibi sonuç bildiriyoruz. Neden bildiriyoruz? Hazreti Muhammed'e böyle bir yetki verilmedi. Sen kimsin peki? Peki söylediğin sonuç ne olacak? Söylediğine de yaşatacağız biz sana. Peşini bırakmayacağız. Sen ileri konuştun çünkü. Şirk koştun. Bunu nerede görüyoruz? Muhammed Suresi'nin 31. ayeti. O da şöyle diyor. Ve şunu da bilin ki biz sizi çeşitli sıkıntılara uğratıyoruz ki içinizden kimin içtenlikle çaba göstereceğini, mücadeleye katlanacağını ve güçlüklere karşı sabredeceğini belirleyip ortaya çıkaralım. Sınavlarımızın amacı bu. Ve şunu da bilin ki söylemekte olduklarımızı da size yaşatacağız. Musallat edeceğiz söylediklerimize. Bu nedenle ne söyleyeceğinize dikkat edin der. Çok enteresan. Ve özellikle ilahi sistemle, ilahi sistemin işiyle ilgili herhangi bir söylem kolay bir olay değil. Büyük bir vebaldir, büyük bir olumsuzluk puanıdır ve büyük bir riske girmektir. Çünkü yaşatılır o. Hiç kolay değil o. Şimdi, dolayısıyla depremlerle ilgili olsun, sevindirici olaylarla olsun veya başka doğal afetlerle ilgili olsun, tek bir kelime konuşmak büyük bir risktir. Özellikle 91 saat deprem yıkıntıları altında kalan Ayda kızımız. Ayda. Hocam hemen gireceğim. Ya bunu sabahtan beri bunu düşünüyorum. Ya bütün Türkiye gibi gözyaşlarımla izledim. Bütün gün izledim. Şimdi konuşurken de sesim titreyecek. Ama yani şunu aklım almıyor. Yani hiç kimsenin aklı almadı. Bütün gün televizyonda bunun için bekledim. Hatta söyleyeyim. Hocam yani haber kanallarını zapladım. Bunun için bekledim. Bir insan, bir çocuk 91 saat nasıl olur da küçücük bir alanda üzerinde tonlarca ağırlık yemeden, içmeden yaşar, hayatına devam eden hiçbir tıp insanı buna cevap veremedi. O yüzden bu gece aslında yayın yapacağımız haftalar önceden belliydi ama o kadar güzel denk düştü ki siz hem bir bilim insanı, bir tıp hekimi, bir nöroloji uzmanı olarak ne olur bu soruma cevap verin. Tıbben bu mümkün mü? Bu nasıl oldu? Neden sabahtan beri bunu hiçbir bilim insanı, bir doktor açıklayamıyor? Ve bir de aynı zamanda siz Kur'an'ı araştırmaya da ömrünü adamış, 55 yıllık Kur'an dostuyum diye tanıtıyorsunuz kendinizi biri olarak. Hem din çerçevesinden hem ne olur bilim açısından bunun bir izahı var mı? Siz buldunuz mu? Öyle sorayım. Peki. Sorunuz çok güzel çünkü gerçekten şöyle başlayacağım.
Dedim ya hani her üzüntü veya verici veya sevindirici olayın mutlaka bir hikmeti vardır. Hikmetlerden bir tanesi de o kişinin veya o toplumun o olayda o olayın nedeniyle görevlendirilmiş olması. Şimdi bu kızımız bir defa tıbbi olarak düşüneceğim ben, hekim olarak düşüneceğim. Kapalı yerde kaldı, susuz kaldı, aç kaldı. Şimdi bir insan vücudunun su miktarı doğumundan itibaren yüksektir. Ancak gittikçe yaşla birlikte ergenliğe doğru yavaş yavaş vücudunun su miktarı azalır. Çocukluk yaşta vücudun su miktarı biraz daha fazladır. Vücudun su kaybetmesi eğer genel hava sıcak ise ve nem kaybı fazlaysa ve o çocukta da bir de o kişide hareket de fazlaysa su kaybı fazla olur. Hmm. Hareket fazla. Ortam sıcak ve nem kaybı da fazlaysa o kişinin su kaybı fazla olur. Eğer su kaybı %10 sınırları içinde kalır ise o zaman o organlar zarar görmüyor kişinin. Ve o kişi yaşı ne kadar küçük ise dayanma gün sayısı fazladır. Bir erişkinin susuzluğa dayanması 4 gündür, en fazla 5 gündür. Organların, iç organlarının ve beyninin, kalbinin, böbreklerin özellikle zarar görmemesi dönemi. Ama çocuklarda bu dayanma gücü bir haftayı bulur. Susuzluğa. Ama ortam sıcak bulunmayacak, nem fazla, buharlaşma fazla olmayacak ve o kişi fazla hareket etmeyecek, hareketsiz kalacak. Aydanın avantajı havanın soğuk olması. Bir, ikincisi kaldığı yer çamaşır makinesinin ve şeyin dibinde kalması, hareketsiz yerde olması. En büyük avantajı o. Çıkarıldığı zaman bilinci açıktı. Ve yemek sorulduğunda da köfte ayran istedi. Şimdi bilinç açık demek henüz su kaybının tehlikeli aşamaya gelmediğini gösterir. Bilinç daha bulanmamış. Bilinç açık. Avantajı o. Ama tabii bu bir yönüyle, tıbbi yönü. Kur'an ve dini yönden düşündüğüm zaman oradaki İzmir toplumu gibi bu maruz kaldı. Olay da görevli midir, değil midir bilmiyoruz. Ancak benim inancım şu, bu çocuk etraftaki kişilerin ve toplumun ders alması için, sınavlarında biraz örnek almaları için bir görevli bir çocuktur. İlahi sistem tarafından görevlendirilen bir çocuktur. Çünkü çocuk yaş henüz daha aklı balig olmadığı bir dönem. Bu yaşta, bu dönemdeki çocukların maruz kaldığı olaylar görevlendirilme olaylarıdır. Bu benim düşüncem. Vardığım soru için. Dolayısıyla gerek tıbbi yönden dayanması müthiş, gerek ilahi sistem tarafından görevlendirilmiş bir kişi olması da ayrı bir konu. Yani şimdi hocam, mesela benim de küçük bir çocuğum var, yani benzetmek gibi olmasın ama hani karanlık bir odada bir saat, yani birkaç dakika bile duramaz. Hani bu çocuğun 4 gün boyunca, hani tıbbi açıdan izah ettiğiniz zor ama sınırları dayanmış mümkün olabilir diyorsunuz. Hani soğuk olması, hareketsiz olması, yaşının küçük olması. Ama bir de düşünsenize, 5 gün boyunca karanlık, hiç hareket edemediği bir yerden çıkıyor ve birkaç saat sonra çıkan büyüklerin travması gibi bir şaşkınlığı yok çocuğun. Çocuk inanılmaz derecede gülümseyerek normal çıkıyor ve onun o halini görüp Allah'ın varlığına inanmamak, ne bileyim. Yani bugün olay şöyle, şimdi biz dünyaya niye geliyoruz? Dünyaya gelen doğrudan doğruya sıfırdan sınav amacıyla gelen ekip var insanlar arasında. Bir de bu dediğim gibi görevli olması nedeniyle dünyaya gönderilenler var. Şimdi bunların arasında sıfırdan sınava girme amacıyla, öğrencilik amacıyla gelen ruhlara çok fazla karışılmıyor. Onların
iradesine bırakılıyor, kararlarına bırakılıyor ve yaşamları onların iradeleriyle, kararlarıyla yürütülüyor. Ancak görevli olanlara yardım ediliyor ilahi sistem tarafından. Şimdi burada da eğer görevli ise ki benim düşündüğümde o, bu Aliye kızımız ilahi sistem tarafından başkalarının sınavlarında aracı olsun diye görevlendirilmiş bir görevlidir. Ve destek almıştır ilahi sistem tarafından. Bizim bilmediğimiz nice destekler var çünkü. Ve bu dayanma gücü mutlaka bir destek sayesinde gerçekleşmiştir.